Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2023 ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki tane ödev testi vermişim hatırlıyorsanız. Trigonometrik fonksiyonların grafikleri ve periyotla ilgili. Birini ya çözmüştük. Şimdi sıra diğerinde. Hadi onu da beraber çözelim isterseniz. Şimdi dik koordinat düzeninde 0, 2, pi aralığında f, g, h fonksiyonlarının grafiklerini veren, vermiş. Ee, yeşil olan h, mavi olan g, pembe olan da f. Hepsi sinüs fonksiyonu değil mi? Şu sinüs fonksiyonu esası ne? Esası şuydu galiba. 0 pi 2 pi. Şuydu. Bu sinüs x'in grafiğiydi. Şimdi yani 2 pi ile turunu tamamlıyordu. Şimdi f hangisi? Şu mu? Bak bir tam turunu tamamladığında ne kadar geçti? Pi kadar geçti. O zaman 2 pi iken pi yapıyorsak sıkıştırmışızdır. O zaman burası kaç olmalı? 2 olmalı. Çünkü YouTube'daki video gibi öndeki katsayı kaçsa o oranda ne yapıyorduk? Sıkıştırıyorduk. Şimdi GX, G hangisi? Mavi olan mı? Mavi olan bence aynı. Bakın 2 pyi de tamamlamış durun. O zaman B'si 1. H, H hangisi? Yeşil. Şu. Normalde 2Pi'de tamamlarken bu sadece 2Pi'de yarısını tamamlayabilmiş. O zaman bizim fonksiyonumuz daha bundan devam etmeli. Böyle 4Pi'ye kadar gitmeli bence. Yani 2Pi'den 4Pi'ye çıktık. Ne yaptık? Fonksiyonu genişlettik. Youtube'da videonun böyle süresi böyle genişlemesi için ne olması lazım? Bizim 0,5'i almamız lazım. Çünkü 2 oranında değil mi? 2 oranında yani yarıya bölmüşüz gibi. A artı C bölü B oranı 5 bölü 2'dir. Yani 2 artı 1 bölü 2 bölü 1'den 5 bölü 2 cevabı birinci öncülümüz doğrudur. F, G ve H fonksiyonlarının görüntü kümeleri aynıdır. Evet F, G, görüntü kümenisi neydi? Gördüklerimizdi. İkisi de eksi 1 ile 1 arasında görüyorlar. O zaman okey. 3. H fonksiyonu periyodu. Şimdi H fonksiyonu hangisiydi? yeşil olandı. Yani Nasıl yapıyorduk periyot bulurken? 2 pi bölü 1 bölü 2 yapıyorduk. O zaman bunun periyodu ne geldi H'ın? 4 pi geldi. H'ın ikisi 4 pi geldi. F'in ikisinin periyoduna bakalım. F'in periyodu F hangisi? Mor olan. Değil mi? O zaman ne yapacağız? 2 pi bölü katsayısı kaç onun? Mor olanın. Mor olan F'ti değil mi? Evet. 2. O zaman 2 pi bölü 2'den ne gelecek burası? Pi mi gelecek? O zaman bunun da periyoduna geldi. Pi geldi. O zaman H 4 pi. F de pi periyotlara sahip. 4 katı mıdır? O zaman 4 katıdır. O zaman 3 öncülümüz de doğrudur diyebiliriz. Bu da birinci sorumuzun cevabıydı. Uzun sürdü ya. 2. Fonksiyonumuz buymuş. Sonra bunların periyotları ile ilgili yorum yap demiş. E yapalım. Önce şunun yorumunu yapalım. Periyodu nasıl bulacağız? T eşittir. Şimdi kuvvet tek olduğu için biz bunu 2 pi'den alıyorduk. Ne biliyorduk? X'in katsayısına yani 2'ye bölüyorduk. Buradan da periyot geldi? Pi geldi. O zaman bu arkadaşın periyodu pi. Şimdi ben fonksiyonu f'ten 2x'e, f2x'e geçirirsem aslında fonksiyonu ne yapıyorum? Sıkıştırıyorum. O zaman bunun periyodunun ne olması beklenir? Pi bölü 2 olması beklenir. Ne demiş? Pi bölü 4. O zaman Yanlış. F kare. Şimdi ben bunun karesini alacağım. E karesini aldığım zaman burası üçgen ne oluyor? 6 oluyor. O zaman ben 2 pi ile de pi'yi 2'ye böleceğim. O zaman bunun periyodu pi bölü 2'dir diyeceğim. Evet. ikinci öncülümüz doğru çıkacak. Siz bir fonksiyonu 3 ile genişlettiğiniz zaman fonksiyonun dışında yaptığınız işler ne oluyordu? Bu şekilde yansıtıyordu. Ama y'de bir de, yani x'de bir değişme yapmıyordu. Yani ben bunu 3 ile çarparsam burası 6 olur. Bana bir faydası yok. Zararı da yok. O zaman periyodu pi ise yine pi'dir. O zaman 3. öncülümüz yanlış. Yalnız 2 var mı? Var. O zaman doğru ne geldi arkadaşlar? Adana geldi diyebiliriz. Geldik 4. sorumuza. Şimdi 4. sorumuza diyor ki x 0 ile 2 pi olmak üzere fx fonksiyonu vermiş. gx fonksiyonu vermiş. Bir de hx fonksiyonu vermiş. Şimdi gx fonksiyonu aslında cos x'tir. O zaman f ile g birbirine eşit oldu. hx fonksiyonu da bunun eksilisi. Buna göre grafiklerle ilgili neler yorum yapabiliriz bakalım. g ve h fonksiyonu görüntü kümeleri. Yani sonuçta kosinüs fonksiyonu ne görür? Eksi 1 ile 1 arası değerler görür. Siz bunu eksi çarparsanız e bu takla atınca bu 1 buraya geçti eksi 1 diye bu 1 buraya eksi 1 buraya geçti 1 diye ama sonuçta ne olmadı? Yani görüntüsü değişmedi. O zaman bu A şıkkı doğrudur. Şimdi diyor ki 90'la 270 arasında. Yani burada. Gx hx'ten büyük. Şimdi Gx hx'ten büyük. Şimdi burada ve burada Gx'in kosinüsünü hesaplayacağıma göre değil mi? Ve buralarda kosinüs eksi olduğuna göre o zaman şunun karşılığı hep pozitiftir. Hx de eksi kos x Değil mi? Şimdi ben oradaki bir değeri verdiğim zaman eksi gelecek. Eksi eksiden artı olacak. Bu h. Haş, ben h'ım pozitif dedim. H hep pozitiftir. G'ye gelelim. G buralarda eksidir. O zaman yanlış olan Bursa'dır diyebiliriz. Değil mi? 90 ile 270 arasında taşıktan her zaman büyüklüğü tam tersi aslında. Her zaman küçüktür. Peki bakalım. Geldik 5'e. 5'te ne diyor? 3 tane fonksiyon verdim diyor. Fonksiyonlar da belli aslında. H fonksiyonu yani şu pembe olan kosinüs x. Kosinüs x böyle koç kafası gibi kaça kadar 1'e kadar çıkacak? Eksi 1'e kadar düşecekti galiba. Evet a o zaman ne geldi? 1 geldi şaklamadan öğrendik de. fx neymiş? c çarpı cos x. fx hangisi? Yeşil olan mı? c çarpı cos x şu yani. E tam bu da bir koç kafası. C. Tamam. C ile genişletmiş. Okey. H1 bir birimmiş. Şurası bir birim. A'yı bulduk mu? Eksi, burası eksi 1. O zaman burası ne oldu? Eksi 2 oldu. Burası ne yaptı? 2 yaptı. h de 2 birimmiş. Yani neresi 2 birim? Şurası 2 birim. O zaman burası 4. Dört. Burası 4 ise burası da eksi 4. B'yi bulacağız o zaman. B'yi bulduk ama 2. C'yi de bulduk mu? 4. E tamam o zaman boş çıktı. A'da 1. Şimdi eksi 2. Eksi 2. Ne yaptı? 4 yaptı. Artı. Şimdi A 1'di. O zaman burası içi eksi 4 geldi. Artı 4 daha. Sonuç ne oldu? 8 oldu diyebiliriz. 5'in sorumuzun cevabı neymiş? Denizliymiş. Peki bakalım. Geldik 6'ya. Bir hastanın gün içindeki zamana bağlı vücut ısısındaki değişimi gösteren grafik bu şekilde. Yani 40 derecesi şu an. Sonra düşüyor, kalkıyor. O zaman yalnız bu periyodik bir fonksiyon galiba. Bak. Her 4 saatte bir kendini tekrar ediyor. Hastanın vücut ısısı ilk olarak saat 12'de 40 derece olarak ölçüldükten sonra 4 saatte bir tekrar ediyor. Şimdi 40 derece yükseldi gözükmüş. Evet. Hastanın vücut ısısı T saat bağlı A gerçek sayısı için. Evet. A çarpı P çarpı T bağlısına bağlı değişik göstermişti. Buna göre hastanın saat 19'daki vücutsu kaç derece olmuştur? Şimdi bu kosinüs fonksiyonu değil mi bu? Ee, şimdi şöyle düşünün. Burası 4 pi. Normalde bunun periyodu nedir? 4. Peki periyodu nasıl buluyordum? 2 pi bölü t'nin katsayısı a çarpı pi. Pi'ler gider. Neye eşit bu? e, 4'e eşit. O zaman a buradan ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Demek ki a'sı 1 bölü 2'ymiş. Yani 2 tane kosinüs pi bölü 2 t aslında orası. Artı 38. Bu bize neyi verecek? X'i verecek. Peki bakalım. Saat 19'daki vücut ısısı. Saat şu an kaç? 10 mesela 0 dediği şey 12'ydi değil mi? Şurada 12'ydi. 19 saat kaç saat geçmiş? 7 saat geçmiş. O zaman t'ye ne yazacağız? 7 yazacağız. 7 pi bölü 2. 7 pi bölü 2 ne yapıyor? E, 90. 630 yapıyor. Ya da esas ölçüsünü bulursun. 630 dedik değil mi? 630. 360 çıkardım. 270. O zaman burası ne yaptı aslında? Şurası. 270 yaptı. 2 çarpı. Cos 270 nedir? 0'dır. Artı 38'den. Cevabımız ne oldu? 38 oldu diyebiliriz. Doğru cevabımız için. Yani... Altın sorunun cevabına geldi arkadaşlar. Ceyhan geldi. Peki bakalım. Bu taraftayız. Geldik 7'ye ve testimizin de son sorusuna. Hadi bakalım. Bitti. Dik koordinat düzleminde AOB ve BCD üçgen üzerinde OB pi burası da pi. Yukarıdaki fonksiyon bu. Grafiği bu. Alan OBA. He, burası pi, burası A. Yani pi çarpı a bölü 2 bölü bdc. bdc de burası. pi çarpı şimdi şurası uzunluk olarak b birimdir. b pozitif bir sayı oluyor değil mi şu an? Evet. O zaman ne oldu? pi bölü 2'ler giderse a bölü b kaç geldi? 3 geldi. a buradan neymiş? 3b. 3b'ymiş. Yani burası 3b. Burası 3b. Burası eksi b. Değil mi? A artı B nedir demiş. Fonksiyon kuralı ile ilgili şöyle bir şey vermiş. Bak şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Şuradaki mesafe ile şuradaki mesafe hep birbirine eşit olacak. Bu çok net. O zaman 3B eksi 1 eşittir 1 eksi eksi B. 3B eksi 1 eşittir 1 artı B. 2B 2'den B1 geldi. B1 ise A'da 3 geldi. B1 A3 A3 B1 toplum ne yapar? 4 yapar diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece grafikler ve periyodu da tamamladık arkadaşlar. Bir bilim kaldı? Ters trigonometrik fonksiyonlarımız kaldı. Ondan sonra da KDT'de bulunan 60 küsür soruyu çözeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bugünlerden 14 Ekim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.